Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ Beğeniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tek renk yağ yeşili tülbentim ve birebir aynı renkte olan bu şekilde ipim var. Şöyle ipimi de numarasını göstereyim arkadaşlar. 732. Evet. 732 numara tülbentimle birebir aynı renkte olan ipimiz ve şu şekilde de modelimi göstereyim sizlere. Evet. Modelim de bu şekilde. Çıtı pıtı çok tatlı güzel bir model. Şöyle bakın. Çimeli tülbentinin kendi rengiyle böyle kenarında da 5 tane minik böyle üçer zincirli kirpikler yaptım. Kirpikleri şöyle sık iğnenin üzerine kapattığım için böyle daha belirgin duruyor arkadaşlar. Şöyle bir de beyaz zemin üzerinde de göstereyim. Bakın çok tatlı minicik böyle hani kulak arkasına böyle çiçek takılır ya saçların. Böyle çok tatlı oldu düşündüm arkadaşlar. Böyle güzel bir model hazırladım. Şimdi modelimizi gösterdik ve sallantılı haline de bakıp nasıl yaptığımı size anlatmaya geçelim arkadaşlar. Evet, tülbentimin kenar tıklamasını üçer zincirden yaptım arkadaşlar. Çok fazla ipi esnettiğim için ince içik oldu. İçine batılacak gibi olmadığı için 3 zincir çekerek bu şekilde zürafa gibi tığ battılar hazırladım. 696 nolu YouTube'un arama kısmına yazdığınızda hemen çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Arkayı unutalım. Sanki ilk başlıyormuş gibi başlayacağız arkadaşlar. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitleyip bir tane zincir çekiyorum. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Olabildiğince şöyle iki tığ battı büyüklüğünde bir örümcek. İki defa tığı doladım. Üçüncü tığ battının içerisine girip şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan. Bakın şu örümcekleri küçük olması önemli arkadaşlar. Büyük örümcek hem kendi bozuluyor hem de marullaştırıyor. Şimdi 3 tane zincir çekerek buraya bir trabzanlı fıstıktan şu şekilde bakın. İlmek çekerek yapmaktansa arkadaşlar bu şekilde fıstık biraz daha kalıp gibi duruyor. Şöyle yamulmadan sağa sola kaymadan trabzan olduğu için sert bir duruşu var. O yüzden bunu tercih ettim. İlmekli fıstık yerine trabzanlı fıstık yapacağız. Evet, 3 oldu. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2. Toplamda 6 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. 4 oldu. Şöyle 1, şöyle 2. Son ilmekler tığımda. 3 sefer de alıyoruz. 3. ilmeğimiz tığımızda. Bakın bu 1. İlk ilmeği şöyle göstereyim. İpim yetmedi. 1 ve 2. Bakın toplamda bu şekilde 6 tane trabzandan oluşan bir fıstık yapıyoruz. Hepsini bir kapatıp şöyle üzerine bir sık iğne yaptım arkadaşlar. 10 tane zincir çekiyorum fıstığımın tepesine. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle çevirdim. Bu trabzanı kapattığım nokta, bu zincir çekmeye başladığım noktaya örümceğe girmiyoruz arkadaşlar. Örümceğimiz bozulmaması için bu şekilde dibindeki trabzanı kapattığınız noktaya girip bir zincirle de düz tarafına şöyle dönüyorum. Bunun sebebi de şu. Çiçeğimiz örümceğin üzerine yığılmasın. Biraz tümsek daha yukarıda olursa örümceği kapatmamış oluyor arkadaşlar. O yüzden bakın bu bir zincirle sık iğneyi unutmayın. Sonra 5 zincirden kirpiklerimiz için yuva. Şöyle kapattım. Çiçeğimiz için bu tarafına bir tane yuva hazırladık. Şimdi iki zincirden buraya kirpik yapıyoruz. Bu bir.
2 zincir, şöyle 2, 2 zincir, 3, 2 zincir, 4, 2 zincir, 5, 2 zincir ve 6. 6 tane kirpik oluştu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle. Şimdi dibine yine bir tane zincir çekip minik bir örümcek yapıyorum. Arkadaşlar büyük olursa o örümceği sökün. Küçük yapın. Çünkü hiç güzel durmuyor büyük. Üçüncü tığ battıya sayıyoruz. Dipten 1, 2 ve 3. Bakın bu şekilde buraya sabitledim. Şöyle de bir zinciri çekip size göstereyim. Çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım. İyice anlaşılsın. Şöyle bakın. Bir zinciri dibine çekmiştik. Şöyle hafif ipimi uzatıp buraya yine küçücük bir 2 tığ battı büyüklüğünde şöyle bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığı doladım örümceğin üzerine. 3. tığ battıya 3 seferde alacağım bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Trabzanın üzerine de şöyle 3 tane zincir çekip trabzanın ara kısmına da trabzandan bir fıstık oluşturacağız. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir, şöyle 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir, şöyle 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir, şöyle 2. 4 oldu. Zincirle sayıyorum arkadaşlar. Zincirle beraber 6 tane oluyor. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 1 ve 2. 6 tane trabzanın hepsinin birden içerisinden geçtim. Buraya kapattım. Bakın fıstığımızı oluşturduk. 10 tane zincir çekiyorum tepe noktasına. 5, 6, 7, 8 ve 10. Çevirdim. Bu zincir çekmeye başladığımız trabzanı kapattığımız kısımdan giriyorum. Şöyle bir zincirle düz tarafına döndüm. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bunun sebebi de kirpiklerim örümceği kapatmaması için. Şöyle. Geriye kalan kısma da 2 zincirden 6 tane kirpik yapıyorum. Şu 2 zincirli birinci kirpiğim. Bu ikinci kirpik. Üçüncü. Dört. Beş. Ve altı. Altı tane 2 zincirden de kirpiği bakın bu şekilde hazırlıyorum. Ve şimdi minicik bir örümcek daha yapıp bu şekilde çimenimizi tamamlayacağız. Şöyle ipimi hafif 2 tığ battı uzunluğunda küçücük bir örümcek için ayarlıyorum. Üçüncü tığ battıya da bu şekilde sabitledim. Şöyle sökülmesin diye de 2 zincir çekeyim. Evet arkadaşlar çimeni bu şekilde bakın. Şöyle öne düzeltelim. Şimdi bu 5 zincirli yuvalara kirpiklerini de yapıp bu şekilde çimenimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet, şöyle buradan hemen ilk 5 zincirli yuvadan sık iğne ile ipimi sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine bakın. Ve bu sık iğnenin ara kısmından girerek şöyle ilk olduğu için bu şekilde giriyoruz. Bu yeşil yuvaya sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne bu 3 zincirli kirpik için yuva olacak. Bakın buraya kapattım. Sık iğne 1, 2, 3 zincir. Buraya sabitliyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir.
4 oldu. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin üzerine 3 tane zincir çekip buraya kapattım. Ve tekrar sık iğne ile. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile kirpiklerimi bitirdim. Bakın şöyle ipimi koparıyorum. Böyle minicik kirpikler oluşturdum. Bir de sarı ve mavi yapalım. Evet. Fatma Girin Çingene filmindeki çiçeği gibi arkadaşlar. Şöyle sık iğne ile sabitleyip üzerine hemen 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin ara kısmından girip bu 3 zinciri buraya sabit. Minik bir kirpik oluşturdum. Bir zincirle yuvanın içine de girebilirsiniz. Sık iğnenin arasına girmek şart değil arkadaşlar. Fakat şöyle kalıp gibi altı güzel gözüküyor diye bu şekil tercih ettim. Evet. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. 3 oldu. Her kirpik için bir tane sık iğneden yuva. 3 zincir sık iğnenin ara boşluk kısmından girip sabitliyorum. Sonuncu ve bakın 5. kirpiğimin sık iğnesini yaptım. 3 zincir kirpiği burada kopartmıyoruz. Bir tane sık iğne yapıp şöyle güzel duruyor arkadaşlar. Sık iğne yaparsanız dibine en son bir zinciri de çekip İpimizi kopardık. Çingene çiçeğimiz. Tamam. Bir de mavi yapalım. Evet. Şu fıstıklar Trabzon'dan olduğu için bakın arkadaşlar kalıp gibi oluyor. Şöyle çimenin de sağlam olması önemli. İlmek yerine bu şekilde Trabzon'u tercih edin. Evet. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle üç zincirimi buraya girip bir sık iğne, 3 zincir. İlk yani sık iğnenin içine girerken şu ipin ucundan tutarak yaparsanız kolaylık olur arkadaşlar. İlk sık iğne zor oluyor falan değil. İpten destek alarak ucundan kirpiği sabitlersiniz. Şöyle 3 zincir. Beş zincirin içerisine 5 tane kirpik yapıyoruz bu şekilde. Sonuncu 3 zincirimi de çekip hemen buraya kirpiği oluşturdum. Sık iğneyi oluşturuyorum. Bir zinciri de sık iğneden sonra hemen kopardım. Şöyle. İpleri yakalım bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın sizlerle yaptığımız çiçekler sanki daha hoş durdu arkadaşlar. Yukarı daha çok bakıyor gibi. Şu kısım renkli olan kır çiçekleri. Evet modelimi şöyle bir de eğer ışık yansıması oluyor bazen. Çok hoş oldu arkadaşlar bakın. Çok da güzel oldu. Çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.